Koç, tebrikler. OAKA'da Fenerbahçe-Beko maçı sonrasında gerçekten muhteşem bir atmosfer olduğunu öncelikle dile getirmem lazım. Çok şanslısınız bu atmosferi. Çünkü 4 maçtır sold out. Hatta 5. maça da giriyoruz. O da sold out olacaktır. Çok güzel bir atmosfer. Taraftarların desteği ve Kendrick Nunn'ın inanılmaz bir performansı. Takım gücü, takım ruhu ve Ergin Ataman'ın başarısı diyoruz. Ve neler hissettiğinizi sormak istiyoruz. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bir kere bu sezon biz çok transfer yaptık. Ama sezonun en zor transferini de Sarp Ataman'ı da buraya transfer ettik. Gördüğün gibi Panathinaikos şeyle kazanan takımın yanında. Çünkü burası hakikaten çok etkileyici bir atmosfer. Yani burada takım da iyi oynadığı zaman, takım da böyle iddialı duruma geldiği zaman ki işte ligde sadece bir mağlubiyetle 2 defa Olympiakos'u yendik. Birinciyiz. Euroleague'de şu anda 4. sıradayız. 8 hafta kaldı. Hedefler büyük. 3 mü olduk? Belki, evet 3 olduk. Şimdi tabii öyle olunca burada muhteşem bir atmosfer oluştu. Takım müthiş mücadele ediyor. Bu akşam aslında çok iyi basketbolla oynayamadık hücumda. Ya Fenerbahçe de iyi savunma yaptı. Taktiksel olarak bizi durdurmayı başardılar ama biz de savunmada özellikle genç oyuncumuz Kalaitzatis oyuna girip Kalates'in üzerine baskı yapmaya başladıktan sonra ve maç boyunca da Wilbekin'e o aradığı şutları hep ikili sıkıştırmalarla vermeyince oyunun temposunu lehimize çevirdik. Ve tabii ki çok önemli bir galibiyet aldık. Çünkü aynı puandaydık Fenerbahçe'yle ve Fenerbahçe çok iddialı bir takım. Kadrosu çok geniş bir kadroya sahip. Bizim eksiklerimiz var. Sulukas gibi dominant bir oyun kurucunun olmaması rotasyonda bize sıkıntı yaşatıyor. Ama bunu işte şu son Sulukas'ın olmadığı 4-5 maçtır savunmamızla, agresivitemizle bertaraf ediyoruz ve şu anda gayet de iyi durumdayız. Sarp Ataman da her maçtan sonra burada OAKA taraftarıyla beraber o meşhur şarkılarını, maç sonu şarkılarını yapıyorlar. Çok güzel, çok güzel bir atmosfer. Sarp, biliyorum sen İstanbul'dasın ve arkadaşlarınla buradasın aslında. Büyük bir Anadolu Efes ekibiyle bu akşam Panathinaikos formasıyla buradaydın. Ben bir şey sormak istiyorum. Bence taraftarlar da bunu merak ediyor. Herhangi bir transferde senin emeğin var mı son dönemde yapılan? Yani istediğim oyuncular tabii ki yani alındı yani. Kendrick Nunn falan. Yani babam NBA için biraz daha bana sorduğu için benim çok beğendiğim bir oyuncuydu Kendrick Nunn NBA'de. O yüzden yani biraz da ben babama bilgi verdim işte şunları yapıyor, şunları yapıyor diye. Yani ama çok katkı olduğunu sanmıyorum. En büyük katkı burada genel menajerde, başkanda ve babamda çünkü böyle bir oyuncuyu yani takıma ikna etmek gayet yani bayağı zor bir şey. O yüzden asıl emek onların ve bu konuda bayağı iyi bir iş çıkardılar. Koç, dün idmanda röportaj gerçekleştirdik Kendrick Nunn'la ve ona bir soru yönelttim. Fenerbahçe Beko yarın buraya geliyor. Neler söylemek istersin dedim ve Fenerbahçe Beko'yu yeneceğiz şeklinde çok net bir şekilde açıklaması oldu. Ve bunu maçtan 24 saat önce hatta 26 saat önce yapmıştı. Ergin Ataman'ın sistemine alışacağım ve o sisteme çok iyi oturan bir oyuncu olacağım demişti hatta Panathinaikos'a gelmeden önce. Ve açıklamalarıyla da belki de bunu kanıtlıyor diyebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, hiçbir mağlubiyet iyi değildir. Ama pazartesi günü ligde burada aldığımız Aris mağlubiyeti bizim için hayırlı bir mağlubiyet oldu. Çünkü bu sahada biz maç kaybetmeyeceğimizi düşünüyorduk ama namağlup zaten ligdeydik. Ama Aris gibi bizim daha ligde 5. 6. sırada olan bir takıma maç kaybedince tabii ortam olarak Ergin Ataman sisteminde ortam iyice gerildi ve tamamen bütün konsantrasyon Fenerbahçe maçına yöneldi. Çünkü sonuçta baktığın zaman ilk 4 için en büyük rakiplerimizden bir tanesi. Demek ki o da iyi motive olmuş. Çünkü Aris maçında sahada yoktu. Yani Aris maçında hiç yani yürüyerek top oynadı. Ama demek ki iyi motive olmuş. Arkadaşları da ona inanmış. Bugün hücumda gerçekten büyük bir yük üstlendi. Çünkü baktığın zaman 12'de 2 dış atış yüzdemiz var bugün. Yani 2 tane sadece üçlük soktuğumuz bir maçta Kendrick Nunn'ın içeri dalmalarıyla, içeri penetrelerinden o Fenerbahçe'nin savunmasını kırmayı başardık. Tabii oyuncuların da, tabii bu atmosfer de çok önemli. Yani ya sadece benim motivasyonum yeterli değil. Yani buraya çıkan her oyuncu, siz bile şurada çıksanız yere atlarsınız, onu söyleyeyim. Bayılabilirim herhalde yani, gerçekten öyle. Eklemek istiyorum. Ben uğur getirsin diye takıma aynı zamanda böyle prim, küçük bir prim olarak takımdaki oyuncuların karikatürünü çizdim ve onları maç öncesinde gösterdim. Dedim ki kazanırsanız benden size küçük bir hediye olacak dedim. Ve
herkes sen onu şimdiden ver bize şeklinde konuşuyordu. Özellikle Nam bunu bayağı hissettirdi. Ve maç sonunda onu verdiğimde, sözümü tuttuğumda dedim ki senin sözlerine güvenebiliriz galiba dedim. Şimdi tabii aslında çocuklar için de sevindim. Taraftar dışında Sarp'ın bir ekibi var. 4 kişilik bir arkadaş grubu. Yıllarca hep Efes formalarıyla hep beraber tribünde Sarp'ın yanında Efes'i desteklediler. Efes'in o şaşalı şampiyonluk günlerinde hep oradalardı. Bugün okul çıkışı hepsini toplayıp buraya gelmişler ve burada Panathinaikos'u desteklediler. Onlar için de sevindim çünkü buraya gelmişken kaybetselerdi çok üzülürlerdi çocuklar. Şimdi pazar günü de mutlu bir şekilde tekrar inşallah Türkiye'ye okuluna dönecek Sarp. Bu sene biraz imal etti okulu tabii ki git gel sürekli gidiyor geliyor ama hakikaten uğru da var. Şu ana kadar Sarp'la burada maç kaybetmedik. Koç, Sarp Anadolu Efes'e değindi. Bunu tüm Türk basketbol severler için sormak istiyorum. Geçtiğimiz sene Anadolu Efes'ten yani sezon bitişinde bir ayrılık ve back to back şampiyonluk, bunun altını çizelim. Korona, yani o beyaz white season dediğimiz korona olmasaydı belki de 3 sene üst üste şampiyon olan bir Anadolu Efes'in baş antrenörü Ergin Ataman bu sene farklı bir takım, farklı bir ülke, farklı bir oyuncu grubunu çalıştırıyor. Geçtiğimiz seneye baktığımızda veya Anadolu Efes'in o kökleşmiş kadrosuna baktığımızda bu seneyle en büyük farklar neler koç? Nasıl bir yönetim şekli? Yani farklılıklar, izleyenlerin de gördüğü, gözlemlediği farklılıkları sizin de ağzınızdan dinlemek isteriz. Şimdi bir kere ben kendi açımdan şunu söyleyeyim. İnanılmaz hatıralarla, anılarla Efes'ten ayrıldım. 5 yıl boyunca ailece orada Anadolu Efes taraftarıyla, yönetimiyle, Tuncay Bey'le, ailesiyle, bütün ekip arkadaşlarımla müthiş bir 5 yıl geçirdik. Son yılımız iyi geçmedi çeşitli sebepler dolayısıyla ama sporda bu da var. Yani sporda hep Euroleague şampiyonu olamıyorsunuz. Fakat çok güzel bir şekilde ayrıldım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Profesyonellikte bunlar var. Herkesin bir misyonu var. Zamanı geldiğinde ayrılırsınız. İleride belki tekrar dönersiniz. Veyahut da o kulübe başka bir şekilde gelirsiniz diğer kulüplere de. Ben sezon başıyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Ben şu anla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü takımın başında çok sevdiğim ve Anadolu Efes camiasının da çok sevdiği yardımcı antrenörüm, ikinci yardımcı antrenörüm Tomislav var. Tomislav hep çekingendir. Hatta ben Tomislav'ı buraya çok getirmek istedim Panathinaikos'a benle beraber. Ama onun hep şeyi şuydu, hep benim yerim burası. O Efes'te orada artık bir temel olmuş ve ne görev verilirse verilsin. Yani Tomislav'a git de ki Efes'in minik takımını çalıştır, onu çalıştır. Git de ki sen bütün videoları şey yap, hazırla, onları yapar. Ve sürekli yıl boyunca da bu sezon başına itibaren de sürekli olarak temas içindeyiz ondan. Sürekli konuşuyoruz. Herkesin çok sevdiği altın kalpli bir arkadaşımızdır. Ona ben buradan bir kez daha başarılar diliyorum. İnşallah onun da beklemediği şekilde, çünkü o da hiç beklemiyordu bunu. Belki de müthiş bir koç Avrupa basketbolu kazanmış olur ki özellikle son maçlarını izledim ben dün akşam. Müthiş yönetti maçı. Maçtan sonra hemen mesaj attım ona. Yani bir maç, bir koç bir maçı, Maccabi maçını bundan daha iyi yönetemezdi. Oyuncular çok istekli. O açıdan ben Efes'in inşallah bu kötü başladığı sezonu çevirebileceğini ümit ediyorum. Ama çok dezavantajlılar tabii. Çok startta kaldılar yani. Acayip startta kaldılar. Bakalım ne yapacaklar ama şampiyonlukta mutlaka iddialı olacaktır. Bu arada diğer bir yardımcı antrenörüm Yakup da, o da Galatasaray'ın antrenörü oldu. Ve bu hafta sonu da pazar günü Galatasaray-Efes maçı var. Hatta ben Sarp'a diyordum, keşke gidebilsem o maçı izleyebilsem diye. Ama bizim de pazartesi burada AYK maçı var. Herhalde gidemeyeceğim maç çünkü öğlenmiş. Akşam olsa gitmeyi düşünüyordum. Her ikisine de ben buradan başarılar diliyorum. Bu önümüzdeki hafta kupa maçları var bütün Avrupa'da. Bizim de Yunanistan kupası var. Kupa biter bitmez de hemen ayın 19'u pazartesi Ameli takımındaki görevime başlamak üzere. Bir hafta mini maçlar var biliyorsun. İstanbul'a geleceğim. Bir hafta İstanbul'dayım. İnşallah milli takımında yeni jenerasyonuyla yeni bir Avrupa şampiyonası elemeleri, pencere maçları başlayacak. Tabii ki 5 NBA oyuncumuz olmayacak. Bu bizim için çok büyük bir dezavantaj ama iyi oyuncularımız var. Bu sene Euroleague'de de oynayan oyuncularımız var. Sertaç'ın Türkiye'de olması bir avantaj. Tarık Biberovic ki bu akşam çok iyi oynadı. Onu milli takım kadrosuna, aday kadroya aldık. Bakalım şimdi pazartesi günü milli takımı açıklayacağız.
Önümüzdeki yani 19-26 arası İstanbul'dayım. Daha sık görüşürüz. İnşallah. Lütfen. Panathinaikos Efes arasındaki en büyük benzerlik babamın takımı kurma şekli. Çünkü babam zaten Euroleague'de oynayan bütün oyuncular iyi oyuncular. Çünkü belki NBA'den sonraki dünyanın en iyi liglerinden birisi burası ve bütün oyuncular en üst kalitede. O yüzden babam ilk önce onların karakterlerine bakar. Ve şu anda soyunma odasının ruhu, karakteri, takım arkadaşlıklar gerçekten çok iyi. Ben de yaptıkları abilikler gerçekten çok iyi. Efes'te de aynen bu şekildeydi. O yüzden bu ruhu, Oğakan'ın bu ruhunu oluşturmak çok daha kolay oldu. Ve takımın birbirine alışması da çok daha kolay oldu. Saat mikrofonu görünce susmaz. Çok geç oldu. Artık Koç evet geçelim. Yoruldunuz. Evet. Biliyorum son sorum. Spor severler için bunu soracağım. Fatih Terim maçlara geliyor. Siz Fatih Hoca'nın maçlarına gidiyor musunuz? Gideceğim. Şimdi futbolda Yunanistan'da 2 aydır seyirci yasağı var. Tabii ki ben istersem giderim ama sürekli biraz da atmosfer oluşmasını bekliyorum. Hoca çok iyi başladı. İlk geldiğinde tabii ki eski antrenöre karşı bir bağımlılığı vardı Panathinaikos taraftarının. Ama bir kere onu kırdı. Şu anda herkes benimsedi Fatih Hoca'yı. 2 tane Olympiakos derbisi kazandı ki bu çok çok önemli. Şu anda da şampiyonluğun ciddi adaylarından bir tanesi. Kendisi buraya 2 maça geldi beni desteklemeye. Ben de inşallah seyirci açılsın. Sarp'la beraber Fatih Hoca'nın Panathinaikos maçlarına, futbol maçlarına gideceğiz. Ayrı 2 kulüp, onu hemen belirtmem lazım. Panathinaikos Futbol Kulübü'nün yönetimi başkanı farklı. Basketbol Kulübü'nün yönetimi başkanı farklı. Ama bu OAK atmosferinin aynısı statta da var. Yani inanılmaz bir atmosfer gördüm ben bu akşam. Tüylerim diken diken oldu ki ilk sezonun ilk maçı Olympiakos, Panathinaikos Olympiakos maçında da buradaydım. Ama bu atmosfer bambaşkaydı. Koç getirdiğiniz başarı gözle görülür bir başarı. Sarp'ın da emeği büyük burada. Oyuncuların emeği büyük. Cenk Koç'a da buradan sevgiler yollamak istiyorum. Ben de şöyle söyleyeyim. OAK atmosferini inşallah Berlin'e taşıyacağız. İyi akşamlar. İyi akşamlar.